Değerli dostlarımız, bir Kur'an'la buluşma platformunun düzenlediği Erhan Aktaş'ta Kur'an Sohbetleri canlı Zoom yayınımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta da gene Erhan Aktaş hocamız bize daha önceden başlamış olduğu, hayatımızı değiştiren Kur'an ayetleri konusunu anlatmaya devam edecek. Can kolayda dinliyoruz hocam. Buyurunuz, sizdeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimden güzel bir sohbet olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Bugün 9. bölümdeyiz ve bölümümüzün ne zaman biteceğini kestiremiyorum doğrusu. Hayatımızı değiştiren ayetler diye başlık atmıştık ve diğer bir ifadeyle de Allah'ın boyası ile boyanmak ki Kur'an'da geçen bir kelime bu aynı zamanda ayet dolayısıyla Rabbim bizi kendi boyasıyla boyanan kullarından eylesin inşallah aziz kardeşlerim 9. bölümü değişimle değişime dair bir başlıkla açmak istiyorum ee, değişime açık olmayan e, insan gelişemez. bu çok böyle e, spontane bir başlık. Yani kendisini yenilemeyen insan e, nefes alıp veren bir canlıdır sadece e, Nabzının atması onun yaşadığını göstermez. Aslında yaşayan bir ölüdür de denebilir e, Eğer insan değişmezse, Zamana ayak uyduramaz. Diğer bir ifadeyle, zamanın ruhunu yaşayamaz. Zamanın ruhuna e, tanıklık edemez. E, zamanın ruhunu yaşamadan hayatı anlamak da mümkün değildir. E, Durgandalık, doğur, e, sabitelik, e, statiklik e, hayatı kötüleştiren en önemli nedenlerden birisidir. Dolayısıyla bu durağan olmak, sabit olmak, değişime kapalı olmak aslında insanın aciz kalmasını, kifayetsiz, yetersiz kalmasını, geride kalmasını, deyim yerinde ise karanlıkta yaşamasını da beraberinde getiren çok büyük bir kötülüktür. O açıdan Müslümanların, müminlerin e, muhakkak e, değişime açık olmaları, kendileri değiştikleri gibi toplumu da değiştirip dönüştürmede öncülük edecek bir misyon yüklenmeleri Müslüman olmalarının gereğidir. E, bu yapılmadığı takdirde e, zamanın gerisinde ya da çağın gerisinde kalındığında, geride kalan dona kalır gibi bütün problemlerle boğuşmak problemlerin içerisinde bir ömür yaşamak gibi bir hayata da mahkum olur O açıdan değişim her alanda her konuda muhakkak gerekli bir şeydir Bu Aslında bu değişim sünnetullah'tır yani Rabbimizin koyduğu, temel ilkelerden, yasalardan birisidir. Değişmezsek çürürüz, bozuluruz, kokarız. Dolayısıyla kendimizi sürekli yenilemeliyiz ya da yenilemek uğruna büyük bir çaba içerisine girmeliyiz. Aziz kardeşlerim bugün içinde yaşadığımız dünyada, dünya daha dünya ülkelerinin şöyle bir haritasını göz önünde bulundurursak kimlerin geri kaldığını kimlerin ilerlediğini değerlendirdiğimizde değişenlerin değişebilenlerin ilerlemiş olduklarını değişemeyenlerin sabit dinam statik olarak kalanların da de dünyadaki bütün mahrumiyetleri yaşamak mecburiyetinde kaldıklarını görüyoruz. O açıdan değişmek ilerlemektir. Değişmezseniz geride kalırsınız. <laughs> Bu konuda Enfal suresinin 53. ve Rahat suresinin 11. ayetleri önemli bir uyarı içeriyor. Enfal 53'te bir halk kendisini değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirecek değildir. Allah her şeyi duyandır, her şeyi bilendir. E sünnetullah'ın gereği olarak biz değişmeden biz değişimi gerçekleştirmeden Allah'ın verdiği nimetlerden yararlanma imkanı bulamayız. Yani bu Rabbimizin bir yasası. O açıdan ee, Allah'ın nimetlerine e, kavuşabilmek için e, muhakkak o değişikliği gerçekleştirmek zorundayız. Tabi bu değişmenin değişikliğinde de bizi e, daha iyiye doğru götürecek, e, doğru bir değişim olması kuşkusuz çok önemli. Yine e, Rad 11'de de. Allah'ın işinden olarak onu gözetirler, kuşkusuz bir halk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Yani halk dediğiniz şey insan kitlesi, işte bireylerden kişilik kişilerden oluşan toplumdur aslında. Halk dediğimiz şey dolayısıyla birey değişmeyince toplum değişmez. E, toplum değişmediği zaman da Allah o toplumun durumunu değiştirmez. Yani burada bu Ra'd Suresindeki ayet e, çok bariz bir şekilde ortaya e, çok önemli bir gerçekliği koyuyor. Rabbimiz diyor ki bir toplum kendisini değiştirmedikçe ben asla onların durumunu değiştirmem. Demek ki bizim durumumuzun değişebilmesi Bizim kendimizi değiştirmemize bağlı. O açıdan yakınmamız, bazı şeyleri mazeret kabul ederek sürekli hatayı, kusuru başka nedenlerde aramaya çalışmamız aslında kendimizi çok bariz bir şekilde aldatmamız demektir. Değerli kardeşlerim, biz toplum olarak değişmedikçe içinde bulunduğumuz durumun değişmesi söz konusu olamaz. O açıdan eğer içinde bulunduğumuz durumdan yakınıyorsanız, memnun değilseniz, e, yani haksızlıklar, e, kötülükler, e, adaletsizlikler gibi birçok şeyle eğer iç içe yaşamak zorunda kalmışsak, e, bunun tek nedeni var, biziz, biz kendimizi değiştirmedikçe bu yaşadıklarımızın değişmesi de söz konusu olamaz. O açıdan e, muhakkak e, Eğer iyi şeyler istiyorsak onu hak edecek şeyler yapmak zorundayız. Yani adalet istiyorsak yeryüzünde baskı ve zulmün sona ermesini istiyorsak yaşadığımız ülkede, daha mutlu, daha müreffeh daha huzurlu daha iyi, daha güzel bir hayatı yaşamak istiyorsak o istediğimiz o güzellikleri hak edecek eylemleri de ortaya koymak mecburiyetindeyiz yani biz e, hiçbir zaman çaba göstermeksizin hak etmek için mücadele etmeksizin Arzu ettiğimiz o güzelliklere, iyiliklere kavuşma imkanı bulamayız. Bu konuda Rabbimizin bize desteğinin sağlanmasının yegane yolu bizim kendimizi değiştirmemizle ilintili ya da ona bağlı olarak gerçekleşecek bir husus. Bunu göz ardı etmemeliyiz. Değerli kardeşlerim, aslında e, Allah e, işte ezilenler diye tabir ettiğimiz Kur'an'ın deyimiyle mustazaflar yani güçsüzler, zayıflar e, bir şekilde yönetilenler e, emekçiler e, hak dediğimiz ki, kitle aslında Rabbim onları e, yeryüzünün e, sahipleri olarak yeryüzünün eğemenleri olarak yeryüzünün belirleyicileri olarak görmek istiyor. Bu konuda e, Hassas suresinin 5. ayetinde Rabbimiz şöyle söylüyor biz ise yeryüzünde ezilenlere iyilik yapmak e, onları önderler kılmak ...ve varisler yapmak istiyoruz... ...bakın Rabbimizin aslında istediği şey... ...yeryüzündeki ezilenlerin... ...ezilenler dendiğinde... ...bir parantez açtığımızda... E, ...bunun içerisine ne gire giriyorsa... ...yani imkanı elinden alınmış... ...güç kullanılarak eziyete duçar kılınmış... E, ...veya e, kaba kuvvet kullanılarak hakları ellerinden alınmış insan olma gibi e, vasfına yani insan olmanın vasfını hayatına e, uygulayabilmek imkanı tanınmamış. Kısacası e, yeryüzünün bugün adını ekonomik olarak tanımladığımızda e, emekçileri e, dar gelirli olanları e, yönetilenleri yani yönetilen sınıflar emekçi sınıfı, dar gelirli kesim e, deyim yerinde ise e, fabrikalarda işçilik yapan e, köylerde tarımla hayvancılıkla uğraşan yani toplumun aslında hayatını sürdürmesi için emeğiyle katkı sunan kimler varsa aslında Rabbimiz yani bu ezilenleri e, ezilenlere iyilik yaparak e, onları önderler kılmak istiyor. İşte bu e, yapılacak olan iyilik veya önderliği ele geçirmek için e, öncelikle bireyler olarak, insanlar olarak e, kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, bu yaşadığımız hayatı e, nasıl yaşamamız gerektiğini, nereden geldik, nereye gideceğiz? Allah'ın bize bahşettiği başta aklımız olmak üzere onu gereği gibi kullanmamızın muhakkak ama muhakkak çok önem taşıdığını kısacası biz nasıl olmak istiyorsak o olmak istediğimiz şeyi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz her ne varsa emin olun hepsi bizde. Yani bu gerçekleştirmeyi istediğimiz şeyi başka yerden beklemek başkasından istemek kesinlikle bizim bu beklediğimiz şeye kavuşma konusunda hiçbir zaman imkan bulamayacağız demektir. O açıdan Rabbimiz bizden yeryüzündeki bütün ezilenlerden onlara iyilik yaparak ve onları önderler kılacak şekilde aslında onlara yol gösteriyor ve onları yeryüzünün sahipleri olarak gerçekleştirecekleri bu konuda yapabilecekleri ne varsa hepsini de açık ve net bir şekilde kitabında bize açıkça anlatıyor, ifade ediyor. Şimdi Türkiye özelinde konuya biraz eğer ee, özel bir alan açacak olursak Türkiye özelinde kendimizle ilgili olarak değerli kardeşlerim bizim bu değişim veya dönüşüm e, ya da gelişme ilerleme e, deyim yerindeyse Kur'an'ın deyimiyle e, yeryüzünün e, mustazafları yani kimsesizleri sahipsizleri olmaktan çıkıp yeryüzünün varisleri olmak önderleri olmak için e, bizim özellikle karşımızda çok önemli bir şey var yani şu gerçek çok açık ve net anlaşılmak zorunda değişime giden yollar eğer açılmazsa o yollardan gitmek imkanı da olmaz dolayısıyla değişimin önündeki değişimi gerçekleştirmemizin önündeki en büyük engellerin engellerden birisinin din adamları sınıfı olduğunu asla unutmamalıyız. Yani bu sınıf din adamları sınıfı, Kur'an'ın deyimiyle ruhban sınıf e, yok edilmedikçe ortadan kaldırılmadıkça e, insanların özgün e, dinle buluşması mümkün değil. Yani diğer bir ifadeyle insanların hakikatle buluşması e, mümkün değil gerçekliğe ulaşması mümkün değil e, o halde bu değişime kendi özelimizde e, bir değişimi gerçekleştirmemiz eğer gerekiyorsa buna e, din adamları sınıfını hayatımızdan toplumun hayatından çıkartmakla başlamak zorundayız yani din adamları sınıfı eee Maalesef bu değişimin önündeki en büyük engel. Bundan e, hiçbir şekilde kuşku duyamayız. E, değerli kardeşlerim din adamları sınıfı dini geçim kaynağı haline dönüştürdükleri için dinden geçindikleri için maddi ve manevi olarak ondan beslendikleri için Dinin ilkelerini ve buyruklarını kendi amaçlarına hizmet edecek şekilde değiştirdiler. Kur'an e, bu değişmeyle ilgili bize neler söylüyor? Ona inşallah e, ayetler üzerinden değineceğim ama e, bu din adamları sınıfının e, başta Kur'an bizim toplumumuz açısından onların geçim kaynağı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla toplum Kur'anla buluştuğu gün onlar bu geçim kaynaklarını yitireceklerini de biliyorlar. Dolayısıyla halkın kendi özgün diniyle, kitabıyla buluşmaması konusunda bütün güçleriyle, bütün aldatıcı, yanıltıcı bilgi kaynaklarıyla e, insanları düşünmekten, akletmekten alıkoyarak insanların sadece kendilerine tabi olmalarını din konusunda, dinin sadece kendilerini alim olarak tanımlayan kimselerin bilebileceğini e, diğer insanların da o alim olarak bilinen kişilere tabi olmaları gerektiği konusunda maalesef bugün bu toplumun yüzde 97'sini 98'ini inandırmış durumdalar. Böyle büyük bir gaflet uykusu diyebiliriz. Böyle ölümcül bir uyku diyebiliriz. Bu toplum maalesef bugün bu şekilde inandırılmış din adamları sınıfının hakimiyeti hem anlamıyla bütün bir toplum üzerinde alabildiğince e, gücünü kullanıp onları manipüle edecek kadar geniş bir alana yayılmış durumda. Ama e, hamdolsun özellikle son 10 e, yıllarda e, Türkiye'de büyük bir kitle aydınlanma sürecine e, girmiş durumda. Yeniden kendi kitabıyla buluşarak kendi dinini kendi kitabından... Öğrenmeye başlayarak bu din adamları sınıfının karşısında çok önemli bir güç giderek oluşmaya başladı. Değerli kardeşlerim burada yani din adamları sınıfının değişimin ve dönüşümün önündeki en önemli, en büyük engel olduğunu başta ifade ettim ve bizim muhakkak bu engeli aşmamız gerektiğini bizim bunu aşabilmemiz için de Kur'an'la buluşmamız gerektiğini ve Kur'an'ın yol göstericiliğiyle bir yol edinmemiz gerektiğini sıklıkla her imkan ve fırsatta tekrarlayarak ifade etmeye çalışıyorum. Bakara 79. ayette yazıklar olsun o kimselere ki kitabı elleriyle yazıyorlar. Sonra da az bir kazanç elde etmek için bu Allah'ın katındandır diyorlar. Yazıklar olsun onlara elleriyle yazdıklarından dolayı. Yazıklar olsun onlara kazandıklarından dolayı. Bakın burada çok bariz bizim de e, birebir tanıklık ettiğimiz bir husus var. Maalesef e, Kur'an insanların e, özellikle adına bizim alim dediğimiz kimselerin e, inisiyatifinde tamamen e, anlam değişikliğine uğratılarak yani Kur'an'ın e, literal olarak herhangi bir şekilde e, değişmesi söz konusu değil yani Kur'an metin olarak Nebi'ye geldiği biçimiyle bugün de elimizde ancak bu Kur'an üzerinden Kur'an'ı kendilerine geçim kaynağı yapan kimseler onun ayetlerinin kelimelerinin anlamlarını değiştirerek dönüştürerek Kur'an'ı kendilerine e, geçim kaynağı olacak şekle uyarlıyorlar. Dolayısıyla burada da e, elleriyle yazılan yazanlardan kast edilen şey de tam da bu kimseler ve bu kimse yine Bakara 170'de onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği zaman onlar hayır biz atalarımızdan gördüğümüz şeylere uyarız derler. Ya ataları akıllarını kullanmayan ve doğru yolu bulamamış kimselerse diyor. Değerli kardeşlerim yine Bakara 174'te Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip ona az bir değer karşılığında değiştirenler var ya işte onlar bununla karınlarını ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah onlarla kıyamet gününde ne konuşacak, ne de onları temize çıkaracaktır ve onlar için can yakıcı bir azap vardır diyor. Ee, gerçekten de bu bunu da çok açık ve net şekilde gözleniyoruz görüyoruz. Ee, Kur'an'ın bir kısmını e, her fırsatta, her ortamda Gündeme getirirlerken kendi konumlarının anlaşılmasını gerçekleştirecek kısımlarını da ayetleri de hiç konu edinmezler. O ayetler hiç gündeme gelmez. Dolayısıyla kitabın bir kısmıyla sadece Allah'ın kitabını gündeme getirerek kendi pozisyonlarının anlaşılmasını da bu şekliyle gizliyorlar perdeliyorlar yine Ali İmran 78'de de onlardan bir kısım kimseler de kitapta olmadığı halde kitaptan sanasınız diye kitabı dilleriyle eğip bükerek okurlar Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır diyorlar. Oysa o Allah katından değildir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar. Değerli kardeşlerim bugün yeryüzünde sayı olarak milyonları bulan kitaplar ya da binlerce, yüzlerce büyük ciltlerden oluşan tefsir diye isimlendirilen o külliyat ya da siyer denilen hadis külliyatı denilen adına e, dini literatürde böyle kutsallık atfedilen ve bunlarla tamamıyla Kur'an'ın devre dışı bırakıldığı bu metinler aslında Kur'an'ı tamamıyla devre dışı bırakan metinler ve burada aslında kitapta olmadığı halde kitaptan sanalın diye e, Allah'ın adını kullanırlar Nebinin adını kullanırlar. Mesela Allah derler, peygamber derler, işte Resul derler, e, kitap derler, vahiy derler, İslam derler, mümin derler, e, zikir derler. İlahi böyle Kur'an'ın kendine özgü e, kavramlarını kullanarak e, tamamıyla... Kur'an'ın dışında kendi yanlarından başka bir anlayış, inanç, din uydurarak e, onları biz kitaptan sanalım diye de Kur'an'ın kelimelerini kullanarak bu e, Kur'an dışı bir inancı sistemi bize e, sanki Kur'an söylüyormuş gibi kabul ettiriyorlar. Böyle bir e, toplumda yaşıyoruz ve toplumun neredeyse tamamına yakını bu durum içerisinde değerli kardeşlerim Kur'an'a baktığımızda Kur'an bırakın din adamlarını melekleri ve nebileri dahi Rabler edinmeyin diyor. Tabi Rabbin ne olduğunu biraz sonra açıklayacağım inşallah. Bunu yapmak kafir olmaktır. Yani Kur'an'ın dışında başka bir kaynağı din edinmek ee, aslında Allah'ın yanı sıra başkalarını da ilah edinmekten farklı bir gürüm e, değil. Yani nasıl Allah'ın yanı sıra başka birilerini, başka güçleri, başka otoriteleri, başka bilgileri yani Allah'ın dışında ne varsa birilerini Allah'ın yanı sıra Allah'a ait nitelikleri onlara vererek onları Allah'a eş görmek şirkse e, dinde de Kur'anın dışında Kurandan başka bir kaynağı yine Kur'anın yanı sıra e, din edinmek de tıpkı Allah'ı e, ikilemek gibi dini ikilemek olur. Tıpkı Allah'a ikilediğinde şirk e, oluyorsa burada da yine şirk e, söz konusudur. O açıdan dinin tek kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında din yoktur. Yani Kur'an'ın dışında din var demek de iki tane Allah var demek arasında anlam olarak bir fark yok. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla e, değerli kardeşlerim Din adamları sınıfı yani ruhban sınıf sadece İslam dininde değil dünyanın bütün inanç sistemlerinde aslında bunlar hep var yani. En ilkel kabilelerde bile, Amazonlarda yaşayan kızıl derili kabilelerinde bile din adamları vardır. Dolayısıyla din adamları sınıfı, ruhban sınıf ne zaman bir nebi geldiyse, yani Kur'an'da isimleri zikredilen nebilerin tamamında şu hakikati görüyoruz bir nebi geldiği zaman nebiye ilk karşı çıkanlar üç sınıf insan vardır. Kur'an'ın tanımladığı birincisi iktidar sahipleri, ikincisi sermaye sahipleri, üçüncüsü de e, din adamları sınıfı yani meleler. E, bakın şimdi tarihe baktığımız zaman, yakın tarihe baktığımız zaman e, Musa Nebi geldiği zaman Musa Nebi'ye o gün kim karşı çıktı? Yani Musa Nebi'den önceki e, dinin mensupları yani ondan önceki Müslümanlar diye tanımlayabiliriz. Ya da İsa Nebi geldiğinde İsa Nebi'ye kim karşı çıktı? E, Tevrat'a iman ettiğini söyleyen toplumlar. E, Musa'yı izleyen, Musa'yı Nebi olarak kabul edip ona iman edenler İsa'ya karşı çıktılar. Bakın din adamlarından söz ediyorum. Ya da Nebi Muhammed geldiğinde Nebi Muhammed'e kim karşı çıktı? Nebi Muhammed'e de yine Tevrat'ın ve İncil'in e, iman edenleri tabii ki bu Tevrat ve İncil Allah'ın gönderdiği Tevrat ve İncil değil. Değişime uğramış, Tevrat'la İncil'le hiç ilgisi alakası olmayan metinlere dönüşmüş kitaplar bunlar ama yani şunu demek istiyorum, bakın her toplumda, her gelen nebiye, Kur'an bunu açıkça söylüyor, e, din adamları sınıfı, o Kur'an'ın deyimiyle mele sınıfı karşı çıkmıştır. Yani din adamları neden karşı çıkıyorlar? Peki, bunun gerçek nedeni ne? E, gerçek nedeni şu, e, onlar dinlerini kendileri için geçim kaynağı yapmışlar, gelen nebiler, e, tekrar e, dini onların elinden alıp e, doğrudan Allah'a has kılarak e, onların insanları sömürmesini, insanları uyutmasını, insanlar üzerinden e, bir hayat yaşamasını ve onların e, dinleri e, iktidar sahiplerine ve sermaye sahiplerine araç e, olarak kullanılacak hale sokmasını e, istemediği için o açıdan din adamları sınıfı bugün de aynı şeyi yapıyorlar eğer bugün bir Resul gelecek olsa yeniden bir metin bir vahiy gelecek olsa emin olun bugün adına bizim o alim dediğimiz adına bizim işte müştehit dediğimiz adına muhaddis dediğimiz ilahir yani bu tarz etiketlere e, sahip insanlar hiç kuşkunuz olmasın en şiddetli karşı koyuşu yine bunlar e, yapacaklar bunun çok somut bir örneği var bugün insanları e, Kur'an'a davet edenleri Kur'an'a çağıranları e, din Kur'andır diyenleri Allah e, en doğru yol göstericidir Allah'ın yol göstermesine denk kimse yol gösteremez ve Allah'ın yol göstericiliğinde bir eksiklik, bir kusur, bir yanlışlık yok. O tam anlamıyla en mükemmel yoldur diyenleri de maalesef siz de tanıksınız. Çok rahat bir şekilde sapık olarak niteliyorlar. Yani yeri geldiğinde mürtet olarak tanımlıyorlar. Yani dinden çıkmış gibi katli vacip olarak tanımlıyorlar dolayısıyla ellerine imkan geçse insanları Allah'a ve Kur'an'a davet edenleri acımaksızın işkencelerle çok rahat bir şekilde imha ederek e, yok edecekler yani dolayısıyla böyle büyük bir e, felaketle belayla maalesef karşı karşıyayız burada değerli kardeşlerim e, tövbe süresinin 31. ayetinde şöyle söylüyor Rabbimiz onlar Allah'ın yanı sıra hahamlarını rahiplerini Rabler edindiler yani onlar dediği kim? Ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar dolayısıyla bugün için kim? Bugün için Kur'an'ın yanı sıra başka kaynakları din edinen ve adına bizim işte rivayet dini dediğimiz geleneksel din dediğimiz atalar dini dediğimiz ehli sünnet ve cemaat dediğimiz veya ehli şia dediğimiz böyle birçok ünvanı ve ismi olan bu bunlar da aslında bunların çünkü bunlar da bugününde ahamları da işte adına alim dediğimiz adına müştehit dediğimiz kişiler yani onlar Allah'ın yanı sıra toplum halk Allah'ın yanı sıra ki biz yani biz de öyleyiz Allah'ın yanı sıra hahamlarını rahiplerini rabler edindiler. Allah'ın yanı sıra biz de adına alim dediğimiz kişileri rabler edindik. Rab ne demek? Rab terbiye eden demek. Eee eğiten demek. yol gösteren demek. Dolayısıyla biz de bugün aynı şeyi yapıyoruz. onlar Allah'ın yanı sıra hahamlarının, rahiplerini, rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa bunlar bir tek olan Allah'a kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. o bunların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Yine E Tevbe 34'te de aslında çok muazzam bir uyarı var bize. Orada da diyor ki Rabbimiz "Ey iman edenler, doğrusu ahbar ve ruhban kimselerin çoğu yani din adamlarının çoğu insanların mallarını haksız şekilde yerler. İnsanları Allah'ın yolundan çevirirler. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya işte onları can yakıcı bir azaptan haberdar et. Değerli kardeşlerim burada din adamları sınıfıyla ilgili şöyle şey yaparak toparlayarak bitireceğim ben. Aziz kardeşlerim Kur'an'da kesinlikle ve açık bir şekilde ruhpanlık e, ruhbanlık e, yasaklanmıştır. Ruhbanlık şirktir, en büyük günahtır. E, Kur'an'a bakıldığında belki bizi şu şekilde yanıltabilirler. İşte özellikle e, Kur'an'ın alim denilen insanlara e, çok büyük bir önem verdiğini, bilgiye çok bir büyük önem verdiğini Bununla ilgili bir iki ayet var. Şimdi onları ben size aktaracağım. Ama ondan önce şunu söyleyelim, aziz kardeşlerim, Kur'an e, ilim kitabı değil. Kur'an iman kitabıdır. Kur'an'ın muhatabı ilim değil. Kur'an'ın muhatabı akıldır. Kur'an bizim aklımıza hitap eder, bizim aklımızı ikna eder ve bizim aklımız ikna olduğu zaman o imana dönüşüyor. Yani dolayısıyla bilgi düzeyine olursa olsun, hatta hiç okur yazar bile olmasın bir insan eğer normal aklı başındaysa o vahye muhataptır ve o vahyi anlamak için ayrıca başkaca bir kişiye veya başka bir kitaba ihtiyaç duymaz ve ne kadar anladıysa Kur'an'ı alıp okuduğunda ne kadar anladıysa anladı ona yeterlidir dolayısıyla Kur'an fizik gibi kimya gibi ya da astronomi gibi bir bilim olmadığı için ayrıca onun içinde bilim adamı denilen alim olarak işte Arapçasıyla kişilere kimselere asla ihtiyaç duyulmaz ya da Onlara asla yer verilmez. Burada önemli olan şey insanın aklını kullanmasıdır. 850 yerde e, insan için Rabbimiz aklımızı kullanmayı yani ben Kur'an ilim kitabı değildir derken e, ilime bilgiye önem vermiyor anlamında herhangi bir şeyden söz etmiyorum. Tam tersine, tam aksine Kur'an e, sıklıkla her fırsatta bizden aklımızı kullanmamızı istiyor yani bu aklımızı kullanmamızın ne anlama geldiğini izah etmeye gerek yok Dolayısıyla burada Kur'an'ın e, itiraz ettiği ve şiddetler reddettiği e, ve bizim bugün adına alim dediklerimizin Aslında e, dinde bir otorite olmak gibi dinde söz ve yetki sahibi olmak gibi bir sınıfın asla söz konusu olamayacağını olmaması gerektiğine dairdir. Şimdi değerli kardeşlerim bununla ilgili Fatır suresinin 35. surenin 28. ayetinde diyor ki, Allah'tan ancak bilenlerin korkacağını söylüyor. Yine e, Zümer suresinin 9. ayetinde de de ki diyor, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani e, bunu mesela Tövbe suresinin 122. ayetinde de böyle Kur'an'da birkaç ayet var, e, bilenle e, bilmeyenin bir olmadığını, Allah'tan... Ancak bilenlerin e, korkabileceğini e, işte bu Fatır suresinin 28. ayetinde geçtiği gibi e, bu şekliyle ayetlere anlam veriyorlar. E, aziz kardeşlerim burada e, kesinlikle bu anlamlar doğru değil. Bakın e, Fatır suresinin 28. ayetinin aslında ortasında geçen Allah'tan ancak bilenler işte haşiye eder yani bilenler korkar diye çeviriyorlar ayeti cümlesi daha doğrusu bu cümleden önceki cümleye bakıldığında diyor ki insanlardan, hayvanlardan ve diğer canlılardan böyle muhtelif renkler vardır şimdi eee ve nasi ve devabi ve el'ami kezalike. Yani insanlardan, bitkilerden, canlılardan, hayvanlardan renga renk olanlar vardır. Yani burada Rabbimizin çok muhteşem bir gücüne bir atıf var. Yani orada bir gönderme var. Diyor ki bu kadar renga renk hayvan, insan, bitki var. Bu rengarenkliği sağlayan güç ne muazzam bir güçtür. Bu kudret ne muazzam bir kudrettir. Dikkati buraya çekiyor. Bakın ayet buraya böyle başlıyor. Ve arkasından da diyor ki Allah'tan haşyet edenler e, ancak e, bunu bilenlerdir. Yani burada ilimden kasıt ilim değil aslında. Kavramaktır bu, akletmektir, anlamaktır. Yani Allah'ın Allah'lığını, Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini kavramaktan söz ediyor. Yani bu bilmek, adına ilim diye çeviriyorlar. Bu bilmek, Allah'ın Allah'lığını bilmek anlamında bir bilmektir. Çünkü ayetin öncesinde Allah'ın Allah'lığını gösteren o gücü zaten Allah bize söylüyor. Dolayısıyla burada alimlerden, bugün literatürde din bilgini olarak... E, işte ünvan sahibi insanlardan söz etmiyor. Yani orada diyor ki Allah'ın Allahlığını kavrayanlar, Allah'ın gücünü idrak edenler ancak bu kimseler Allah'a gereği gibi saygı duyarlar. Orada zaten korku kelimesi de yok. Havf, haşiye var. Yani Allah'ın Allahlığını idrak ederseniz Allah'ın yüceliğini kavrarsanız o zaman Allah'a gerektiği gibi saygı gösterirsiniz diyor ayet. Ayet bundan söz ediyor. Alimden, malimden söz etmiyor. Yine Zümer suresinde de e, de ki diyor hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Burada da diyorlar ki işte de ki bilenler yani alimlerle cahiller alimlerle bilmeyenler bir olur mu diye ayette anlam veriyorlar. Bu da kesinlikle yalan ya da yalan değilse yanlış. Zira yine ayetin başında da diyor ki gece saatlerinde yani bu bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyen cümleden önceki cümleye bakıldığında burada bilenlerle bilmeyenlerden kimlerin kast edildiğini zaten açıkça görmemiz mümkün. Ayetin başına baktığında gece saatlerinde secde ederek kıyam durarak itaatkar olan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse bu nankörlerle bir tutulur mu hiç? De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şimdi burada bilenlerle bilmeyenler neyi kastediyor? Diyor ki gece saatlerinde e, kıyama duranlar, secde edenler, e, ahirete inananlar, Allah'ın rahmetini umanlarla e, adanmış olanlar en başta kanitun diye geçiyor. Adanmış olanlarla bunları yapmayanlar hiçbir olur mu? Yani bunları bilen, bunlara tabi olan, bunlara uyanla bunları yapmayanlar, bu bilince sahip olmayanlar hiçbir olur mu? Buradaki e, mukayese edilen şey e, tek kelimeyle Allah'a kulluk etme bilincine sahip olanla Allah'a kulluk etme bilincinin bilgisine e, erişenle bunu idrak edenle kavrayanla yine bundan yoksun olan bu bilinçsiz ya da bilgisiz e, olanın bir olmadığını söylüyor değerli kardeşlerim ayet açıkça e, yine e, Tövbe suresinin 122. ayetinde özetleyerek konuyu bitireyim Tevbe 122'de de e, hep birlikte sefere çıkmayın bir kısmınız çıksın ve seferden döndükten sonra geride kalanlara anlatsın diye bir ayet var burada da bunlar işte yine diyorlar ki alim olan işte alimler savaşa gitmesin halk savaşa gitsin savaş döndüğünde de döndükleri zamanda alimler onlara e, dini anlasınlar halbuki şunu düşünsek bu ayetin muhatabı bu ayet nebiye geldi savaşa giden nebinin kendisi ve nebiyle birlikte en seçkin yakın arkadaşları bu işi güzide işte insanlar dolayısıyla şimdi nebi geldiğinde ya da nebiyle birlikte savaşa giden Ömer, Osman, Ali, Ebu Bekir, bunlar döndüğünde e, geride kalanlar bunlara ne anlatacak? E, burada da aslında e, konu çok basit. Nebi Medine'ye gelmiş, Mekke'de müminler var, e, gelen ayetlerden haberleri yok, hep birlikte gelip işte Nebiden e, yeni gelen ayetleri öğrenmek istiyorlar. Allah da uyarıda bulunuyor çünkü gelmeleri ve geri dönmeleri ciddi risk taşıyor tehlike var yakalandıklarında öldürülmeleri söz konusu Allah diyor ki hepiniz birlikte gitmeyin her kabileden içinizden birilerini seçin görevli olarak gönderin onlar gitsinler öğrensinler gelsinler size anlatsınlar değerli kardeşlerim değişim ve dönüşümün önündeki değişimin ve dönüşümün önemini arz etmeye çalıştım. Bizim açımızdan, bizim özelliğimizde değişimi, değişime giden yolları kapatan en büyük engellerden birisinin din adamları sınıfı olduğu açıktır. Kur'an bunu şiddetle reddediyor. Biz Müslümanların da e, ayrıca kendi dinimizi öğrenmemiz için ne Diyanete ihtiyacımız var? ne imam hatiplere ne ilahiyatlara ne medreselere ne hocalara ne şeyhlere ne mürşitlere yani din adamı sınıfı kategorisinde değerlendirilen ve dini kendileri için geçim kaynağı yaptıkları gibi o dini e, kendi güvenliklerini sağlayan asalakça bir hayat yaşamalarına imkan veren eee iktidar sahiplerini ve sermaye sahiplerini de o din üzerinden destekleyerek yaşatmaya çalışıyorlar. Zaten şöyle kesin bir kural var. Bu adını saydığım üç sınıf yani sermaye, iktidar ve din adamları sınıfı birbirini destekleyerek yaşar. Yani tek başına hiçbirisinin yaşama imkanı, şansı yok. Dolayısıyla bu üçünün de birbirine ihtiyacı var. Dolayısıyla yaşamak isteyen diğerlerini de yaşatmayı tercih etmesi gerekiyor. Bu açıdan son söz olarak Allah'ın kitabı bize yeter. Allah'ın kitabında bir eksiklik söz konusu olamaz. Kim ayrıca dine herhangi bir şey ne adına olursa olsun, kimin adına olursa olsun, Herhangi bir şey ilave etmeye ihtiyacı hissediyorsa o bilsin ki o Allah'ta bir eksiklik görüyor demektir. Yani Allah'ın e, yetersizliğini aslında dolaylı olarak söylemiş demektir. Allah bir din gönderecek ve o gönderdiği din yeterli olmayacak. Ayrıca siz onu tamamlamak gibi e, bir görev üstleneceksiniz. E, bu açıkça Allah'a ortak koşmaktır. Rabbim bizi bunların şerrinden e, muhafaza buyursun e, böylelikle sözlerimi sonlandırıyorum e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Hocam e, ağzınıza sağlık